Ankara'ya da bakacağız merak etmeyin. Ülküdaşlar onlar karşı karşıya geldi. Birazdan onların haberini de sizlerle paylaşacağım. Ha, İmamoğlu dedi ki ben de size soruyorum. Rakibim belli. Arkada üç kişi görüyorsunuz. Arkadaki gözlüklü bir ben tanımıyorum. Yani İmamoğlu onun yanında Erdoğan onun yanında da Murat Kurum. Ben size soruyorum. İmamoğlu rakibim belli derken aslında o iki kişiden tabii kendisi hariç kimi kastediyordu? Yok. Arkamda kimin koştuğuna bakmam. Ben önümde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim. Bana başarılar... Onlara da topyekun başarılar. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde rakibi Murat Kurum'a ilk mesajlarını koşucu benzetmesiyle verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. AKP'nin adayının belli olmadan söylediği rakibimi biliyorum cümlesini yineledi. Ben rakibimi biliyorum cümlesini Yine tekrarlıyorum ben rakibim biliyorum takdir halkımızındır kim nereye yorumlarsa. İmamoğlu Bakırköy'de restore edilen barutane yapılarının açılışında soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun adaylığının açıklandığı gün Murat Kurum'un İstanbul'un ulaşımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraroğlu ile yaptığı toplantı ve o toplantıdan paylaşılan fotoğrafta soruldu. Öyle tek bir fotoğrafla bu işler olsaydı muhtemeldir ki Son 21 yıl içerisinde muhtelif ulaştırma bakanları, muhtelif belediye başkan adayları ya da belediye başkanları binlerce fotoğraf çekilmişlerdir. Biz fotoğraf çekilmek değil, milletimizin sorunlarına çözüm bulmak için yola çıktık. İBB Başkanı kurumun kentsel dönüşüm konusunda 39 ilçe için toplu çalışma yapılacağına dair açıklamasına bakanlık nezdinde yaptığı girişimlerin nasıl sonuçsuz kaldığını anlatarak yanıt verdi. Görüşmeler, konuşmalar kesilmiş Genelde şöyle bir işaret yapılmış yani. Hani şöyle bir işaretle yön gösterilmiştir bana. Bunun ne anlama geldiğini onlar izah etsin ben değil. Ortak masaya yeniden davet etti. Bizde çözüm var. Bizde topyekün çözüm var. Ee, Kardelen Koca Türk yaptı bu haberi. Kameraman arkadaşımız da Umut Çilingir. Umut Çilingir'di. Bizim muhabirlerimiz de gerçekten iyi muhabirler. Ve soru sormasını bilen e, genç muhabirler, ateşli muhabirler. Helal olsun onlara da. Ellerine sağlık. Şimdi burada tabii aslında rakibin belli derken belli. Yani bırakın Murat Kurumu veya karşısına kim çıkacaktı işte. O aday bu aday. Şimdi Murat Kurum çık... Önemli değil Murat Kurum'un burada olması. Murat Kurum sadece bir isim. Geçtik, e, önceki seçimde Binali Yıldırım'ın olduğu gibi. Burada Neyle e, mücadele edeceği İmamoğlu'nun zaten belli. Bir, e, Erdoğan'la mücadele edecek. Çünkü Erdoğan'ın sevgilisi burası. Kendisi öyle yorumluyor. İki, devlet kaynaklarıyla mücadele edecek. Üç, partisinin içerisinde mücadele edecek. Dört, tabanı farklı farklı ayrışmış tabanı, İYİ Partisi, Demi, Osubus'un tüm muhalefet tabanını farklı görüşlerde de olsa birleştirmeye çalışacak. İşi kolay değil. Çok zor. Belki 2019'dan çok daha zor bir seçime giriyor Ekrem İmamoğlu. Çekişmeli bir seçim olacak. Ha Karşısına zaten bakın net bir şekilde söyleyeyim sizlere. Murat Kurum çıksa yani siler şüpheliyor zaten İmamoğlu. Yani onunla tartışmaya gerek, heyecanlı bile tartışmaya gerek yok da. Ama neyle e, karşı karşıya olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi geldik. Bir de Murat Kurum'a bakacağız tabii ki. E, şimdi gelelim. E, önce... Uzmanlık alanı nedir Murat Kurum'un diye bir soralım size. Kendine göre uzmanlık alanı tabii TOKI'den geldiği için inşaat mühendisliği şeyden şehir planlaması veya işte şehircilikten yüksek lisansı da zaten o yönde kentsel dönüşüm üzerine zannedersem yüksek lisans o olduğunu iddia ediyor.